Patronum, nasıl buluyorsunuz programımızı? Estağfurullah. İyi buluyoruz ki ekranlardasınız Feridun Bey. Değil mi? Bu işlerin şakası yok. Bu işler biliyorsunuz hatırla gönülle olmuyor. Doğru. Hatır gönül çok önemli ama izleyicinin istifadesine olmayan ve izleyicinin ilgisini çekmeyen, sizlerin de bizlerin de çok iyi bildiği gibi reyting olmayan bir programın ekranlarda yer bulması maalesef mümkün değil. Doğru. Siz elhamdülillah bunların hepsini başardınız. Hem izleyicilerimizin sevgisine, ilgisine mazhar oldunuz. Hem reytingleriniz her zaman oldu, yükselerek artarak devam etti. Hem de izleyicilerimizin gerçekten büyük ihtiyacını karşıladınız. Biz sizin yaptığınız programlar türünde diğer televizyonlarda da programlar izliyoruz. Ama sizin programınız kadar sıcak, içten, samimi olanını hiç görmedik desek yanlış söylemiş olmayız. Bu programın çok farklı bir özelliği var. İzleyicilerimiz de bunu görüyor. Hiçbir kişiyi sizin kadar içten evine almıyor izleyici. Doğru. Hiçbir hasta size teslim olduğu kadar kimseye teslim olmuyor. Bu diğer programlarda çok rastlanılan bir şey değil. Tabii izleyicilerimizin belki bilmediği bir şey daha var. Onu da müsaadenizle ben ileteceğim. Feridun Bey'in her gün bize özel numarasını isteyen onlarca seyirci telefon açıyor. Feridun Bey, bu izleyicilerden özellikle ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman maddi bir karşılık beklemeden muayenehanesinde muayene ediyor. Bu özellikle diğer yayınlarda, diğer programlarda sunuculuk yapanların çok yaptığı bir şey değil. Bunu söyleyerek iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum Feridun Bey ama estağfurullah, sizin bu çok iyi yaptınız. De gerçekten son derece takdire şayan. Sağ olun efendim. Tabii burada Serap Hanım'ın bu programdaki hakkını da ifade etmezsem Serap Hanım'a büyük haksızlık yapmış olurum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok hocam kusura bakma ama Serap Hanım olmasa senin kahrını başka kimse çekmez. Bir söyleyeyim bunu. Serap Hanım, ben anlamadım. Sizin nazınızı çekiyor. Patronum sen de söyleme bari. Tamam, temel evde şimdi bak der, gördün mü patron da söyledi diyecek şimdi bana. Evet, ben patron olarak Serap Hanım'dan yanayım. Serap Hanım bu programın adeta dengeleyicisi. Değil mi? Gerçekten onun da verdiği bu kısa tarifler, küçük ama insan hayatında son derece etkili olacak özel tavsiyeler hanım izleyicilerimiz tarafından son derece beğeniliyor ve takdir ediliyor. Bunu çok da ifade etmezsem ederim. Haksızlık olur. Çok teşekkür ederim. Tabii bir de Sude'miz var. Sude'miz hem okulunu okuyor hem de anne ve babasının programında sabahları gelerek hepimizin neşeli bir şekilde programa ve güne başlamasına vesile oluyor. Onu da gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ olun. Ankara temsilciliğimizin bu programdaki emeğini zaten takdir etmemek mümkün değil. Size de özel teşekkür ediyorum. Bu programa katkı sağlayan bütün arkadaşlarımızı tek tek oraya çıkardınız. Tabii bir de şoförlerimiz var. Tabii haklısınız. Daha onları herhalde yanınıza alamadınız. Anlatacağız şimdi, biraz sonra anlatacağız. Onlar görevde olduğu için alamadık. Evet, biliyorum onu da. Ama şu var, hiçbir televizyonun Ankara temsilciliği böyle çaplı büyük bir programı çıkaramıyor. Bravo. Bu da Ankara temsilcimiz Sayın Mehmet Acet ve çalışma arkadaşlarının başarısıdır. Evet. Dar imkanlarla, zor imkanlarla bir ulusal kanalda bir gündüz programı bu şekilde canlı, dinamik, heyecanlı devam ediyor. Nice 250. programlara çok diyorum hocam ama birlikte. Çok teşekkür ederim. Ama birlikte. Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah başarınızın devamını versin. Sağ olun. Seyircilerimize hasreten teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz hem stüdyoda sizi yalnız bırakmıyorlar hem ekran başında yalnız bırakmıyorlar. Doğru. Gerçekten biraz da duygulanmadım değil ha. Sizin bu 250. program pastasını keserken. Sağ olun. Allah başarımızı devamını lütfetsin. Amin. Bu başarı hepimizindir. Tüm Kanal 7 ailesinindir. Doğru. Tabii sizin orada yaptığınız bu yayını buradan uyduya çıkaran, burada yayın odasında arkadaşlarımız tabii, var. Tabii. O arkadaşların büyük emeği var. Hatasız, kusursuz ve hiçbir kısıtlamaya, maniye, engele fırsat vermeden arkadaşlarımız bu başarılı işi yapıyorlar.
biz bir aileyiz hocam. Sizin de söylediğiniz gibi. Doğru. Siz iki